Merhaba değerli takipçilerim. Ahmet Başakçı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her zaman söylediğim gibi Allah'ım cümlemizi iyilikten, sağlıktan, dürüstlükten, dostluktan ayırmasın değerli takipçilerim. Bugün ne yaptım? Bugün aslında video çekmeyecektim. Bir poğaça hamuru yoğurdum. Dedim ki madem ki ben bir poğaça hamuru yoğurdum, niye bunu takipçilerimle paylaşmıyorum? Hadi açalım kameramızı, bunu da değerli takipçilerimizle paylaşalım dedim. Öyle hemen açtık kameramızı. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir poğaça hamurumu yoğurdum, tabii mayası geldi. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim şuraya koyayım. Şöyle poğaça hamurumuz gelmiş bu şekilde. Şimdi dediğim gibi video çekmeyecektim. Onun için yoğruluşunda içine ne koyduğumu da göstermedim. Ama içine ne koydum diye sizlere söyleyeceğim, paylaşacağım. Hemen hemen poğaça hamurunun içine koyulan malzemeler dediğim gibi hemen hemen aynı oluyor. Şimdi ben bunun içine ne koydum? 2 bardak süt koydum. 1 bardak yoğurt koydum. 1 paket margarin koydum. 1 çay bardağı sıvı yağ koydum. 2 tane yumurta koydum. Yumurtamın bir tanesinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. 2 yemek kaşığı şeker koydum. 2 yemek kaşığı maya koydum. Toz maya kullandım bugün. Alabildiği kadar el kıvamını zaten ayarlıyorum. Un koydum değerli takipçiler. Unumu koyarken ölçmedim ama şöyle Bismillahirrahmanirrahim şu şekilde göstereyim. Yani çok böyle koyu bir kıvam değil. Böyle yumuşak bir hamur. Sonuçta poğaça hamuru. Şöyle hem bir havasını alalım hem de dediğim gibi sizinle de paylaşıyoruz değerli takipçilerim. Şöyle yumuşak bir hamur, bak gördüğünüz gibi şöyle yumuşacık bir hamur. İçinin malzemeleri de o kadar. Şimdi bunu böyle kenara alayım, bunun içinden alıp içine malzemesini koyup poğaçanın içine malzemesini koyup tepsiye alacağım. Şimdi burada ne yaptım? Bunu söyleyeyim şimdi değerli takipçilerim, içine ne koyacağım? Bu herhangi bir yerden alınmış bir tarif değildir değerli takipçilerim. Ben burada 3 tane büyük soğan doğradım. İçine zeytin çekirdeklerini çıkarttım. Biraz suda bekledim. İçine zeytin koydum. Soğan, sıvı yağ, tereyağı ben bunları kavurdum. Karabiber koydum. Şöyle bir tatlı kaşığı az bir şey bir tatlı kaşığı da salça koydum. Maydanoz koydum değerli takipçilerim. Böyle bunu kavurdum. Şimdi kavurduktan sonra camın altını kapattım. Ben şimdi bunu tabağıma alıyorum. Biraz daha soğumasını sağlayacağım. Ondan sonra poğaçalarımın içine koyacağım. Herhangi bir yerden alınmış bir tarif değil değerli takipçilerim. Ben bunu sürekli yapıyorum. Çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi burada biraz daha böyle soğumasını sağlayayım. Dediğim gibi ne koyduk? Zeytin koyduk. Soğan, karabiber, tuz, maydanoz. Çok güzel bir lezzet oluyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Zaten soğanı hem yemeklerde olsun hem böyle poğaçalarda, böreklerde çok kullanıyorum. Ailece de seviyoruz, severek de tüketiyoruz. Siz değerli takipçilerim de yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, şimdi bu böyle birazcık soğusun. Evet, şöyle bir tane yaptım. Böyle normal, klasik poğaça. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir tatlı kaşığı içine koyuyorum. Şöyle üzerine getiriyorum. Elimle bir bastırıyorum. Kenarlarının güzel olması için şöyle yardım alarak şöyle kesiyorum. Kenarlar düzgün olsun diye. Buraya bir tane daha sığmayacak galiba. Ya da şöyle yapalım. Şöyle aşağı doğru. Buraya 2 tane daha sığar. Yine aynı şekilde açıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı içine koyuyorum. Zeytinleri de ayarlıyoruz tabii. Hepsinin içine eşit gelsin diye. Şöyle kapatıyorum.
Şöyle. Kenarı düzgün olsun diye. Bu şekilde hepsini yapacağım değerli takipçiler. Evet, poğaçalarımız hazır. Tepsimizi doldurduk. Üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Şu anda fırınım da ısınıyor. Yumurta sarımı da çok az bir süt damlattım. Evet, yumurta sarılarımızı güzel sürdük. Az olanlara biraz daha sürelim. Tamam. Şimdi böyle bir iki dakikada tepsi mayası olsun diye bekleteceğim. Ondan sonra fırınıma süreceğim. Şimdi bir 3-4 dakikada tepsi mayası diye beklettim. Şöyle şimdi çatalla da üzerlerine böyle şık görünmesi amacıyla çatalla böyle çizik atıyorum. Güzel gözüksün diye. Hamurum biraz artmıştı. Onları da yuvarladım. Diğer tepsimi aldım. Şimdi dediğim gibi 180 derecede ısıtılmış fırınıma süreceğim değerli takipçiler. Evet. Şimdi alttan ikinci kata poğaçalarımızı süreceğiz. Poğaçalarımız oldu. Şimdi hey maşallah 40 bin kere Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi poğaçalarımızdan şöyle Bismillahirrahmanirrahim altını çevireyim. Her zamanki gibi fırınım harika pişiriyor değerli takipçilerim. Herkesin tabi fırınının kendine bir ayarı var. Benim fırınım da çok güzel pişiriyor. Şöyle bir tane daha koyayım. Bunlar kabardı da kabardı. Kabardı da kabardı. Değerli takipçiler, çok güzel oldu. Çok da güzel kabardılar. Mis gibi de koktular. Çayım da şurada hazır. Soğanlı, zeytinli poğaçam. Dediğim gibi herhangi bir yerden alınmış bir tarif değil. Kendim bu şekilde yapıyorum. Yıllardır her zaman yaparım. Lezzetine kefilim. Yapmanızı da tavsiye ediyorum değerli takipçilerim. Eğer videolarımızı izleyip de kanalımıza hala abone değilseniz destek amaçlı kanalımıza abone olmanızı canı gönülden rica ediyorum. Yorum ve beğeni de yaparsanız çok memnun olurum değerli takipçilerim. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın.